Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir yer değiştirme serisine hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki Bronzecom'da sizler birlikte rastgele senaryo bölümümüzde Hun İmparatorunu oynamıştık arkadaşlar. Bugün ise Filistin ile Amerika'nın yerini değiştireceğiz, bakalım neler olacak. Sizler birlikte gözlemlemeye çalışacağız dostlarım. Dilerseniz buradan Meksika'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 14.535.000'lik bir nüfusumuz varken 1.447.000 ekonomilikte direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi 2250 askerimi sileceğim ve daha sonrasında ise vergi derimizi ve mallarımızı hemen standart konumuna getirelim. Arkadaşlar bu arada bu senaryonun linkini açıklama ve yorum arkasında bulamayabilirsiniz çünkü az önce kendim yaptım ve paylaşacak zamanım da yoktu. Lakin diğer senaryoları indirmek için de web sitemizi kesin ziyaret etmeyi unutmayınız. Mobil ve PC için uyumlu senaryoların hepsi mevcut. Eski zorlu günler geride kaldı. Eski zorlu günler, sıkıntılı günleri geride bıraktık. Artık önümüzde refah bir yol var. Güzel bir Filistin için. Gayet güzel abicim. Şimdi hemen sağ üstten turumuzu hızlandırmadan önce bir Amerika tarafına bakalım. Görüyorsunuz ki İsrail ve Ürdün arasında kalmış bir Amerika var. 132 binlik bir nüfusu varken 20 bin ekonomiye de sahip bir Amerikamız var. Şimdi bunu yok edeceğiz arkadaşlar. Lakin ben İslam'ın yayılışı formlayabiliyor muyum? Evet, İslam'ın yayılışını da formlayabiliyorum bu arada, görüyorsunuz ki. Eğer isterseniz de bunu yapacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, yapmamı istediğiniz senaryolar veya seriler varsa yorumlar kısmına kesin olarak belirtmeyi unutmayınız dostlarım. Sizler birlikte 15.000 aboneye doğru ilerliyoruz biliyorsunuz ki. Eski Türkiye. Eski Türkiye'de sıkıntılar doluydu. Fakat şimdi o sıkıntıları yeni bir çığ üstlendi. Kolay gelsin için. Bu arada Türkiye'nin eventleri de bize geliyor. Güzel. Olaylardan haberimiz olur. Şimdi Filistin'in Washington eyaletinden hemen askerlerimizi basacağım ve direkt olarak İsrail'e karşı bir çıkarma atacağım. 100 bin asker bana yeterdi, artar bile. Bu arada oynadığımız senaryo bufflı arkadaşlar. Nüfus bakımından, ekonomi tarafından bayağı bir bufflı senaryo kendisi. Hemen sağ üstten turumuzu hızlandırıyorum. Şöyle hemen gelsinler. Yavaş yavaş Kurban Bayramı'na gidiyoruz. Kurban Bayramı'na size güzel seriler hazırlamaya çalıştım elimden geldiğince. İnşallah hoşunuza gider dostlarım. Şimdi İsrail'e gelin bir işkence çektirelim. Gel abi, savaşımızı açalım. 95 bin asker. Şöyle askerleri de at bakalım. Aslında bir nevi işkence değil. Direkt savaşımı ilan ettik ve bitirdik abi. Gelelim şimdi Amerika tarafında da bir çıkarma atmaya. Amerika'ya da girelim abi. Ne oldu lan Amerika? Benden güçlüydü ha. Bak aldım seni. Yardım talebi. Çin bizden ekonomik yardım istiyor. Etmeyelim miyiz? Kendi ellerine bırakalım. Biz de o zorluğu yaşadık. Yardım edelim. Kendi ellerine bıraktım abi ben. 87.373 askerleri şöyle dağıtıyorum. Amerika değil de Ürdün'e de bir çıkarma atacağım. İlerle abi. Buradaki askerlerimiz yeter de artar bile zaten. Şuralarda hemen ilerleyeceğim. Bakalım bundan sonra yer değiştirmemi istediğiniz seriler, ülkeler varsa yorumlar kısmına kesin yazmayı unutmayınız dostlarım. Hedefim yorum kasmak falan değil, zaten biliyorsunuz ki benim huyumu, ne isterseniz onu yapmaya çalışıyorum genelde. Lakin 10 bölümdür veya 20 bölümdür bir arkadaş Göktürk isteyip duruyor. Kardeşim onu zaten bir ay önce yaptım, yazma artık lütfen, bak yazma, lütfen yazma. 82.934 hemen askerlerim Lübnan'ın sınırına çekeceğim ve daha sonrasında ekonomimize veya araştırmamıza yatırım yapmamız lazım. Ekonomi, teknoloji, ekonomi yap abi. Daha sonrasında buradan direkt olarak savaşımızı ilan edelim. Sizin de böyle senaryolarınız varsa web sitemizde kesin paylaşmayı unutmayınız dostlarım. Çünkü web sitemizde biliyorsunuz ki bugün veya bir hafta içinde 10.000 üyesi olacak yakın zamanda. Orada da bir çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmak için lütfen açıklama kısmındaki web sitemize gitmeyi unutmayınız. Yani 500 üye kaldı arkadaşlar 10.000 üye olmamıza. Ey gidi günler ey. Zamanında kaç üyeyle başlamıştık? 0 üyeyle başladık. 0 0. Gerçi yani sıfır üyeyle başlanıyor zaten. Arkadaşlar bu arada sabah yattım rastgele senaryo bölümünde Hun İmparatorluğu hakkında söylediğim tarihi şeyleri unutun. Büyük ihtimal kafama güneş geçmiş. Yalan yanlış şeyler söylemişim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Mesela Atilla değil de biz o zaman da Metehan'la oynuyorduk biliyorsunuz ki. Lakin ben Atilla'yı söylemişim sizlere. Kusura bakmayın bunun için. Hemen sağ üstten turumuzu andırırken görüyorsunuz ki bir yandan da teknolojiye yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Casuslara yatırım yapalım mı? Hayır abi, ben casus falan istemiyorum. Zaten Amerika'yız abi. Yeterli gücümüz vardır bence. 70 bin. Şöyle Ducat'ımız yine dururken hemen teknolojilerimizi yatırmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar bu arada kanalımı yeni keşfediyorsanız aşağıdan abone olmayı kesin olarak unutmayınız dostlarım. Akşam bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Canlı yayına da katılmak için bildirimleri kesin olarak açmayı unutmayınız dostlarım. Bu arada hani Covid aşısı vuracağım diyordum ya, vurundum arkadaşlar. Yani şu an sol kolum yok. Yani farklı fazla da bir şey yok. Yani başka da bir şey yok arkadaşlar, Allah'a şükür. Askerlerimizi basacağım. Böyle bir bas bakalım. Bakın buraların nüfusu bufflı olması lazım ama az nüfus geliyor. Yani bu biraz kötü. Yakın zamanda sizlere Stickman oyunlarını sunacağım. Komik bir Stickman oyunu var elimde. Yani Steam'den aldım yaz indirimi varken. Onları da sizlere atayım ve oyunu göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi hemen sırada Mısır var. Mısır'a da hemen bir savaşımız açalım. Bu arada var ya, bunu şeyin isterseniz var ya, kesin İslam yarışını yaparım ama 500 like karşılığında arkadaşlar. Herkesin bir koşulu var kardeşim. 500 like gelsin. Hızlı bir şekilde size diğer bölümlerini sunayım. Şöyle al bakalım abi. Mısır abim arkadan bize çıkarma atıyor. Asker al. Mısır yani, ya bak Mısır derken bile zorlandım. Çünkü neden? Mısır o kadar basit bir devlet ki.
Görüyor musunuz arkadaşlar? Aklıma bir taktik geldi. Şuradan bir asker dağıtsana şuraya. Ne olur ne olmaz. Bakın şimdi arkadaşlar. Askerleri ne kadar hızlı bir seviyede dağıtacağım. Hazır mısınız? 19 bin. 24 bin askeri de şöyle dağıt. Bunları da buraya dağıtıyorum aynı şekilde. Daha sonrasında bunlar da buraya gidecek şekilde dağıttıktan sonra bu Mısır'ı kaç turda yıkacağız acaba? Onu da merak etmedik değiliz açıkçası. Sen de bu tarafa git. Mısır abim hala çıkarma yapmaya devam edecek mi? Çok merak ediyorum. Çünkü az önce başkentini falan her şeyini düşürdüm. 8806. 9000 askeri de şöyle dağıt. 6373. Tamamdır. Güzel askerleri böyle dağıtıyorum. Tamamdır. Bu da bitti. Güzel lan. Tüm toprakları toparlıyor toparlıyor gidiyoruz. Arkadaşlar çok mutluyum. Görüyor musunuz? Askerleri çek şöyle. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmından Discord'umuza katılmadıysanız katılmanızı tavsiye ederim. Veya da Instagram'dan beni takip etmediyseniz de takip etmenizi kesinlikle öneririm. Çünkü yani 3 tane farklı yerde 3 tane çekiliş yapacağız aynı zamanda. Yani ben yapmıyorum çekilişi. Sponsorlar yapıyor. Allah razı olsunlar. Çekiliş sponsorcularımız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hani katılmak istiyorsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz ayrıca yine de mutlu olurum. Yani o kadar video üretiyoruz. Bak şu sıcak havada kafama güneş geçecek yemin ediyorum ha. Bir de aşı vuruldum. Sol kolum yok zaten. 4000. Ben Afrika'yı sömürme hedefindeyim. Afrika'yı şöyle... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani artık yani 1,5 senedir bu oyunu oynuyorum. Ben size bak bir dinleyin beni tamam mı? 1,5 senedir bu oyunu oynuyorum. Ve 1,5 sene içinde oyuna ilk başladığımda Osmanlı ile başlamıştım. Çünkü farklı senaryolar var mı diye bilmiyordum hiçbir şekilde. Oyun bana 1440'ı veriyordu. Ben de 1440'da oynuyordum genelde. Ve o zamanlarda şeyden çok korkuyordum. Venedik'ten. Venice var ya Venice bak şurada. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Venice diye bir devlet var işte burada. O zaman da işte onu biliyorsunuz arkadaşlar. O bana çıkarma yaptığı zaman benim şaftım kayıyordu. Bitiyordum yani otomatikman. Allah'a şükür. Şimdi o bana savaş açtı ya diyelim mesela. Kardeşim yamulturum. Vallahi tek atarım. Oğlum biz papalıktan Roma kurmuş adamız lan. Ya da Bizans'tan bak. Genç Koreli bir yatırımcı ülkemize finansal bir ekonomisel yatırım yaptı. Çok iyi haber. Şöyle al bakalım. Lan bu oğlum bu eventler bana tanıdık geliyor ya. Vallahi bak. 476, 28102 askeri de şöyle dağıt. 11.000. Dağıt bakalım. Evet Libya'ya tek attık az önce. Oy oy oy. Sakin ol şampiyon. Bak bak hareketlere bak. Yani Filistin, koskocaman Filistin Birleşik Devletleri'ne savaş açmaya utanmıyor musun lan sen? Utanmıyorum abi. Ver bakayım. Amerika'nın Filistin'in topraklarını almaya utanmıyor musun kardeşim sen? Ver. Ver. Talep zaten barış yapacaktır %100. Elin Afrikalısı bana Mozambik bana savaş açmış. Barışı yolla. Aynı şekilde şimdi gelelim ve savaşlarımıza devam edelim. Arkadaşlar bu arada kanala 2,5 liradan katılarak diğer videolarda erkenden izleyebilirsiniz dostlarım. Bilginiz olsun. Onları da size söylediğime göre artık rahatça ölebilirim. Yani evet kanala 2,5 liradan katıldığınız zaman neler kazanıyorsunuz? Bunu genelde soruyorlar arkadaşlar. Hemen size söylüyorum. Hazır mısınız? Kanala 2,5 liradan katıldığınız zaman yanınızda bir roze çıkıyor. Yorum yaptığınızda veya da canlı yayınlara katıldığınız zaman sizin isimleriniz farklı bir şekilde çıkıyorlar. Yani sizin isimleriniz daha görünür oluyor açıklayacağım kadarıyla. Ve Discord'a katıldığınız zaman özel rollere de sahip oluyorsunuz dostlarım. Özel roller nedir? Mesela diyelim ki 2,5 liralık üyeliğe katıldınız. Bak 2,5 liralık üyelik. Ve size şey rolü veriliyor. Neydi? Öğrenci paketi rolü veriliyor. Mesela bunun gibi roller arkadaşlar. Örnek verecek olursak. Ve videoları erkenden izleyebiliyorsunuz. Benim ilk videom aslında Age of History değil. Ama katıl üyeleri bunu ilk başta görüyorlar zaten. Bak işte size spoiler verdim. Askerler çek 67.000. Şimdi Naskrek video yapıp Yunanistan'a girebilirim. Hemen şöyle barışlarımızı yollayalım. Tunus'u alalım arkadaşlar. Talepleri gönder. Şuradan şunu da al abi. Güzel. Ha, Filistin eski huzuru şeyine geri kavuştu görüyorsunuz ki. Beyrut tarafından da asker basacağım. Şuralardan askerleri dağıt. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tarafımız Amerika'da olmasına rağmen işte bak buradaki huzuru kaçırmıyorsunuz görüyor musunuz? Ortada o huzur dolu arkadaşlar. Akıl sağlığını kaybet. Evet şu an Suriye bir izin yaşam ömrü vermiştim. Az önce bu yaşam ömrünü bitirdi arkadaşlar. Al abi. Bu arada öğrendiğim taktiği yapayım ben. Al abi. 28 bin.
Bunları da dağıt. Bunu da dağıt. Bunu da dağıt. Tamam. Bitti bu savaş. Orta Doğu huzurludur. Türkiye cennettir. Suriyelilere göre neden Türkiye cennet acaba ya? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Neden cennet olabilir ki? Gerçi onlara cennet olma ihtimali biraz yüksek, evet. Nargile var. Of Allah'ım, son anda yırttım biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi sonu kötüye gidiyordu yavaş yavaş. Al abi. Evet ya, yavaş yavaş Orta Doğu'dan Asya tarafına geçmeye başladığımızdan dolayı karga seslerini duyabilirsiniz. Evet, hemen askerleri geri çek. Türkiye Irak abim bu arada topraklarına kattı. Barış müzakereleri kardeşim, ver bakalım toprakları. Evet arkadaşlar, şöyle sağ üstten turumuzu hızlandıracağım. Bakalım Mehmet falan varsa onları da görmüş olursunuz en azından. Lakin son dakika büyük haber. Çin'de darbe oldu. Darbeciler hükümeti monarşi sistemine geçirdi. Yeni Çin kralının dünyayı dediği sözler şuydu: artık yeni bir çağ başlıyor. Hadi ya, öyle mi? Yeni bir çağ mı başlıyor? Allah kolaylık versin kardeşim. Dikkat et de o çağın içinde gömülme, yamulturma ya seni. Ne çağıymış lan bu? Covid yaydın zaten ülke de bizden şey istiyor. Yeni çağ başlatıyorlarmış. Bak bak sen. Paşinyan'a bak, yol çekmeye çalışıyor. Çin kendini aşıyor. Çok fazla gelişme gösterdi. Helal lan. Hani öğretmenler diyor ya, zeki ama çalışmıyor. Arkadaşlar. Yunanistan düştü. Düştü. Yunanistan düşmüş arkadaşlar. Devlet liderin ayağa takılmış. Gülseniz alan. Balkanlar tek tek düşüyor. Bir bu kötü haber. Çin haddini aşıyor. Çin casuslarının bir kısmını gönderelim mi? Gönder lan. Gönder abi, gönder. O ne durdur? Suudi Amerika'ya ben bir ultimatum atacağım. Vay 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 vay. Sen okyanus susamışa benziyor arkadaşlar. Atlantik bas. San Francisco bas. Richmond. Los Angeles. Bas abi. Atlantik bas. Şimdi gel lan buraya. Okyanus, gel bakayım gel. Sen benim için var ya, Amerika'nın gözünde sen bir okyanustun. Evet, okyanusumsun sen. Artık senin ismin Suudi Amerika. Adamlara Suudi Amerika diyorsun ama adamlar hiç karşılık vermiyor. Adamlar memnun arkadaşlar bu hayattan. Neyse dostlarım, diyelim ki bak, şunları da veriyorum. Şöyle diplomasimize bakalım. İslam'ın gelişi forma dedim. Holy shit man, bu ne lan, ne kadar az kalmış. Neyse. Bu zaten bir seri değil. Eğer seri istiyorsanız 500 like atmaya özen gösterin dostlarım. Size bir gün müddet. Eğer gelirse alın size İslam'ın gelişi kardeşim. Bu kadar basit. Bir sonraki bölümümüzde, bir sonraki senaryo tanıtımlarımızda ve bir sonraki yer değiştirme bölümlerimizde görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmadan abonedeyseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Görüyorsunuz ki yer değiştirme serimizin 11. bölüm ve 12. bölümde sonuna gelmiş bulunmaktadır. Açıklama kısmında bulunan Instagram ve Discord linkimize katılarak bizimle birlikte etkileşimde bulunabilirsiniz dostlarım. Ve kanala ekip sürücülerden katılarak da diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Kolum ağrıyor lan. Bu aşı vallahi zarar veriyor adama. Hadi bay bay. Görüşürüz.